takımlar değiştikten sonra artık her hafta düzenli olarak bu takımlar değişecek. Ve otomatikman şunu düşünüyor bence yarışmacılar. Önümüzdeki hafta ben Hikmet'le aynı takımda mı olacağım? Evet. Şimdi bunu düşünerek belki de aynı takımda olmayacağını bilerek ya da isteyerek bilmiyorum. Hani biraz daha bireysel düşünceler devreye girmiş olabilir. Ondan dolayı artık takım olgusu diye o takımı işte hani korumamız lazım. Hani nasıl birleşmeye gidene kadar takımdan kimseyi yazmayalım, güçlü bir aday çıkartalım, karşıdan birisini eleyelim falan. Artık bu matematiğin hepsi bitmiş oldu. E haliyle yarışmacılar biraz daha bireysel düşünüyor. Hatta bence şu da olabilirdi. Güçlü olduğunu bildikleri Atakan daha önceden biliyorsunuz şampiyon olmuş birisi. O Geday onlar da çıkabilirdi gibi geliyor bana. Yok, Çünkü ileriki G'day... zamanlarda karşılarına onlar rakip olarak çıkacaklar. Hem SMS'i daha iyi diyerek düşünerek böyle bir hamlede gerçekleştirebilirler. O Geday da az kalsın hikmet evet. yerine çıkıyordu zaten. Orada Ayşe belirledi bence olayı. Ayşe o Geday yazsa evet. ama e, öbür grup hemen sahiplenmiş Ayşe'yi. Üçe bırakmadılar. Üç üçe bırakmadılar ki. Üç üçe bıraksalar. O bence evrimin de etkisi abi. Olabilir. O da diğer tarafa. O dış etkenlerden. Evet. Hemen hani dış etkenlerden <laughs> doğru söylüyorsun. <laughs> Evrim gözle bile Ayşe'ye bir şeyler söylemiş olabilir yani. Doğru, doğru. Haklısınız. Ama ben açıkçası dün o kadar ismini beklerdim. Bak net söylüyorum. Çıkışta olan bir hikmet. Evet. Son zamanlarda iyi performans gösteren bir hikmet. Bunun tam tersi İnişte olan bir Ogeday. Performans evet, evet ama takım arkadaşlarıyla yine çok şey, Şimdi ters düşen bir hikmet var şu an. Doğru, ters düşüyor ona da itirazım yok. Burada dün duygusallık ön plana geldi. Evet, biz üçümüz Sarayur'a gitsek ben de ilk başta sizi yazmam. Hakan'ı yazars. yazarsın. Hakan'ı da yazmam. Hemen, yazayım, arkanı hemen arkanı da yazar. Hakan'ı da yazmam. Evet. Da yazmam. Ee, o duygusallık ön planda olur. Şimdi Atakan'ın, Ogeday'ın, Berkan'ın oraya bir daha işinin gelmesi bir duygusallık olabilir. O üçünün e, hikmet yazması normal bunu da anlıyorum ama Nagihan'ın hikmet şey ad, ego o kadar yazmasında kesinlikle kesinlikle anormal karşılamıyorum. Tabii. Bence doğru bir e, karar. performansa, Ve performansa bakarak. Yani evet. şu andan itibaren Nagihan'ın veya diğer yarışmacıların bir kesim hariç o duygusallık bölüm hariç e, performansa dayalı hareket etmeleri mantıklı mı mantıklı. Ama o duygusal yazanları da niye yazdınız da diyemiyorum. diyemiyorum. Söylüyorum hı hı. da. E, o geday şimdi diyecekler ki önceden böyle söylemiyordun da şimdi niye böyle söylüyorsun? O zaman haksızlık adı altında bir şeyler evet. vardı. Bazı yarışmacılar geri planda kalıyordu. Bazı yarışmacı önüne çıkmıyordu. Bazı yarışmacıların ne olduğunu görmüyorduk. Nitekim evet. yavaş yavaş görüyoruz. Ama o ne olduğunu görüyoruz. O kadarın hani futboldaki deyimiyle söyleyeyim. 90. dakikada 90 artı 1'de gol atar mı? Atar. Sayı kazandırır mı? Kazandırır. Ben şu son e, bir haftanın 10 günün performansına göre söylüyorum. O kadar yazılır yazılsaydı, çıksaydı itiraz etmezdim. Evet ben de. Ben ama farklı bir isim beklemiyordum. Hikmet diye düşünüyordum, tahmin ediyordum. Hani acaba Ayşe mi olur? Sonuçta karşı takıma gitti, o geldi. Tekrardan bu takıma... Ayşe de hep genellikle yazılabilecek isimlerden bir tanesi oluyordu. Evet. Hem kırmızı takım için geçerli aynı şekilde bu gönüllere geçtikten sonra da. Ama şöyle bir durum da var. Artık bu saatten sonra takımlar değişeceği için arkadaşlıklar ön planda. Atakan, evet. Berkan, Ogeday zaten evet. üçü çok yakın arkadaşlar Aynen. ve Hikmet'in işte seçme konusunda kendini ön plana çıkarma konusunda bazı şikayetleri vardı ve bunu dile getirmişlerdi. E aday içerisinde çok anlaşamıyorlar. Zaten Berkan'la Ogeday'ın en son yaşadığı o tartışma ondan dolayı da bir araya gelmek istemiyorlar. E haliyle kim kalıyor? Nagihan zaten çok başarılı performans birincisi. E, onun dışında geri kalan isim Hikmet. Oluyor. Artı, buraya. hani ben yine şaşırmıyorum. Hikmet hak ediyor mu diyecek olursan Hikmet hak etmiyor. Performans bence hak olarak etmiyor. çok iyi. E, takımdaki bence hani anlaşamıyor olsalar bile en azından takıma bir güç veriyor. Ben gözü kapalı Hikmet ederim ya yani kesin Hikmet çıksın derim. Hani hız olarak tamam biraz geride kalabilir ama atışlar konusunda çok güven veren bir isim olduğuna da inanıyorum. Ama yazıldığı için diğer yarışmacıları eleştirir miyim? Bu saatten sonra eleştirebileceğim bir durum kalmadı. Orada Atakan da çıkmış olsaydı, Ogeday da çıkmış olsaydı, Berkan da çıkmış olsaydı. Yani ben çok daraldı zaten artık. Artık evet. Çünkü bir hepsi şey daha, iyi isim. Bir evet. şey daha, bir şey daha. En önemli etken bence. Artık şampiyonluk potasının içinde. Her rakibinin puan kaybetmesi senin avantajındır futbol deyimiyle. Burada hikmet gibi bu, şa aday, bu şampiyonluk adayları arasında girebilecek şu anki performansla görülen bir adamın elenmesi adadaki herkesin işine gelir. Doğru. Bu sırf gönüllerin değil mavilerin değil kırmızıların da işine gelir. Özellikle de bir kişinin. Net. Aa, diyecek zaten. Hayır, hayır, ben o zaman evrimi de katarım. Evrim de diyecek ki benim de rakiplerimden birisiydi Hikmeti zaten. Hikmeti elemek istiyordu Hikmeti zaten. elemek istiyordum. Evet. Başından beri o 13 konseyin içinde herkesi kendi dilimin döndüğünce eledim. Ha. Bir tek Hikmet kalmıştı. Hikmet'i de ele, Hikmet denirse de zaten ben görevimi tamamlamış olacağım. Gözüm açık gitmez mi? Aynen. Burada yani aslında e, bir taşla iki kuş vurmaya çalışlar. Doğru şey mi e, strateji mi? Kesinlikle doğru strateji. Şey. Ben performans olarak baktım olaya. Yani en azından ikinci de yazılabilir miydi? Kaybetseler yazılabilirdi diye düşünüyorum. Peki, bu akşam tekrar oldu ki yine mavi takım kaybederse. Evet. Çünkü kırmızı takım bayrağı eline aldı gibi evet. duruyor. Enerjileri de bayağı iyi. Sizce Hikmet'ten sonra diğer isim... Ayşe. Ayşe. Ogeday mı diyecektim? Yok. Ayşe, ya, dediniz. dün dün Ogeday'ı yazmadılarsa <laughs> bugün hayatta yazmazlar dün o kadar yazılmadıysa oradan ismi çıkmadıysa bugün o kadar ismi yazılmaz. Ama Ayşe gittiği zaman ne dedi? Kemik kadroya asıl kemik evet. kadroya dedi. Ilin, ilin. Yani, <laughs> yani. Böyle de bir açıklaması oldu. Ona rağmen yine de Ayşe'yi yazarlar mı ya sizce? yazarlar Selal, yani ne olacak? Gel diğer takıma gittiğinde evet. ben çok mutluyum. Ee, şöyle iyi ki buradayım. Herkes inşallah kırmızı takıma gelmeyi bir gün evet. e, şansı olur da bu takıma gelir ve <laughs> nasip eder. Ya, yani. Ya. yani şimdi bu açıklamaları ister istemez yapacaksın. Ayşe de öyle. Ayşe tam iyi bir yarışmacı olduğunu düşünüyorum. Ama bu saatten sonra zaten hepsi iyi yarışmacılar. Hani bir evrim için performans anlamında daha geride diyebilirim. Onun dışındaki bütün yarışmacılar çok iyi. Hani biri gitse diğeri üzülür, diğeri gitse bence herkes üzülür. O yüzden hani, ben bir ayrım yapamıyorum aralarında. Evet, 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 şunu söyleyeceğim ya. Hani e, para bende, güç bende ya. 13 tane potadan <laughs> çıkınca güç bende. Hani benimle karşılığa çekilsen Ama çekim, sen de öyle üzülürüm. olurdun ne? bence abi. İster bence ister, herkes ya, kim olabilir. olursa olsun. Bak olsa ego, ego, evet. ego. Bak elediği sayarsak. Gerçekten 13 kişiyi eliyorsun. Ha şaka gibi ya, yok ben herhalde. Soran bir tarihte yok galiba. Evet. evet. Kim olsa aynı şekilde tepkiler verirdi gibi geliyor bana. Ama biraz. işte bu bu özgüven insana başka hatalar yaptırabilir. Yani bunun Yapıyordu da şu an. önünü e, görmen lazım. Yani tamam evet özgüven iyidir, ego biraz iyidir ama bunun hatalarını e, yapma ihtimalin daha yükseltir seni. Aynen. Orada yani, dikkat edersen o hataların içine girmezsen. Yaparsın. Egon'u iyi geçmiş olsun. Aynı, şu anda e, evrimin büyük sıkıntılarından biri performans olarak da düştü hani bir çıkışı vardı, inişi vardı. Hı hı hı. Şimdi e, dua etsin e, kırmızı takım kazanıyor da şu anda görünmüyor o arada gidiyor evrimde. Evet, kaynıyor arada. Evet.